Versto Minibar. Bisiklet kullanıcıları yolculuklarda her an lazım olabilecek araç ve gereçlerin daima yanlarında ve hazır bulunmalarını arzu ederler. Versto ise işte tam da bu amaçla tasarlanmış bir araç. Versto Minibar sayesinde 60 mm uzunluklara sahip 6 farklı parçayı kolaylıkla yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Tasarım içerisinde 2 adet çok güçlü neodim mıknatıs bulunuyor. Bu sayede minibar sürüş esnasında kazara bile olsa kesinlikle açılmıyor. Tasarım satın alındığında bir kit ve parçaları iliştirebileceğiniz bir depolama alanı ile birlikte geliyor. Parçalarla dönme performansını ayarlayabilirken aynı zamanda gevşemiş vidaları da sıkıştırabiliyorsunuz. Oldukça hafif çelik alaşım kullanılarak üretilmiş bu borular göründüğünün aksine oldukça da dayanıklılar. Minibar sadece 97 mm uzunluğa ve 33 mm de genişliğe sahip. Bu sayede bisikletlilerin yanında çok fazla yer kaplamıyor ve sürüş emniyetini koruyor. Versto Minibar aslında ihtiyacınız olabilecek parçaları hemen bisikletinizde taşıyabilmenize ve saklayabilmenize olanak sağlayan yenilikçi bir tasarım. Versto Minibar genellikle gidona iliştirilerek kolaylıkla sürüşte size eşlik edebiliyor. Bu şekilde gerektiği anlarda bisikletlinin ihtiyacı olan araçlar kolaylıkla erişilebilir bir konumda bulunuyor. Bu seti ise sadece 60 dolar ödeyerek satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Bitlo. İşte karşınızda elektronik bir akıllı kilit sistemi. Bu sistem sadece bisikletinizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda anahtar kullanımını unutturacağı da benziyor. Bitlock ilk bakışta kesinlikle bildiğimiz bisiklet kilitlerinden farklı görünmüyor. Ancak tabii ki de arada bazı farklılıklar bulunuyor. Bitlock'u akıllı telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamayla kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki akıllı telefonunuz olması çok önemli. Çünkü Bitlock özel tasarım uygulamayı indirmeden çalışmıyor. Aktivasyon işleminin hemen ardından akıllı kilidinizi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kişisel ayarlamalarınıza göre bisikletinize yaklaştığınızda kilit otomatik olarak açılabiliyor. Aplikasyon bu işlemi Bluetooth kullanarak gerçekleştiriyor ve kilide bir sinyal gönderiyor. Böylelikle kilidiniz sizi tanımış oluyor. Bu özelliklerin yanı sıra Bitlock'un pek çok farklı özelliği de bulunuyor. Bitlock'la sadece bisikletinizi kilitlemek yerine ayrıca sahip olduğu GPS sistemiyle bisikletinizi nereye park ettiğinizi de uygulamada gösterilen harita yardımıyla bulabiliyorsunuz. Cihazda bulunan bataryanın ömrü ise tam 5 yıl olarak ölçülüyor. Bitlock ayrıca suya ve her türlü ısı değişimine dayanıklı bir cihaz olarak biliniyor. Bu sayede akıllı kilidinizi bütün bir yıl boyunca çekinmeden kullanabilirsiniz. Ceramic Speed. Şu anda geliştirilmiş vites özelliklerine sahip bir bisiklete bakıyorsunuz. Bu bisiklet şu anda dünyanın en hızlı bisikletleri arasında görülüyor. Ceramic Speed isimli bu bisikletin tasarımcıları, alışılmış bisiklet zincirlerini bir kenara atma vaktinin geldiğine karar vermişler. Bunun yerine tamamen farklı olarak çarklı bir döner silindir sistemin kullanımı tercih edilmiş. Ceramic Speed'in tasarımında çalışan mühendisler, sürtünme oranını %1'in altına çekebilmek için yaklaşık 1,5 yıl boyunca durmaksızın çalışmalarına devam etmişler. Hatta bu sebeple kullanım anında Ceramic Speed'in kullanıcısına sağladığı verim ve konfor oranı %99 olarak ölçülüyor. Bu yılın Temmuz ayında düzenlenen Euro Bisiklet Fuarı'nda Ceramic Speed'in bu geliştirilmiş vites özellikleri ilk kez sergilendi. Tüm tasarım baştan sona incelendiğinde tasarımcılar amaçlarına ulaşmışlar gibi görünüyor. Zincirlerin tasarımdan çıkarılmasıyla birlikte Ceramic Speed kullanıcısına %50 daha fazla oranla yüksek verim vaat ediyor. Tasarımda sürtünmenin azaltılabilmesi amacıyla klasik bisikletlerde sıklıkla rastlanan pek çok sürtünme noktasına da yeni tasarımda yer verilmemiş. Bu döner mil tasarımının ise ilk defa kullanılmadığını söylemekte fayda var. Bu sistem zaten araba tasarımlarında yıllardır kullanılıyor ve kullanılmaya da devam ediyor. Ne yazık ki arabalarda kullanılan sistemlerin bisiklete adapte edildiği geçmiş denemeler pek de olumlu sonuçlar vermemişti. Çünkü çok fazla sürtünme vardı. Bundan kurtulmanın tek yolu ise zinciri tasarımdan çıkarıp sürtünme noktasını tek bir noktaya çekmek ve dolayısıyla 5 ya da 7 yerine tek bir çark kullanmaktı. Maglock. Maglock, dağ bisikletleri için özel olarak tasarlanmış yenilikçi manyetik pedallar. Birçok bisiklet sürücüsü dağ sürüşlerinde kontakt pedallar kullanmayı tercih ediyor. Bu pedallarda pek çok açıdan sürüş konforunun ve kalitesinin önüne geçiyorlar. Ve aslında bu eski moda pedalların pek fazla bilinmeyen birçok zararı da var. Özel bir ayakkabı almanız bile gerekebiliyor. Çoğu bisiklet sürücüsü engebeli arazilerde ayaklarını pedal üzerinde tutmakta güçlük yaşadığını belirtiyor. İşte tam da bu noktada Maglock devreye giriyor. Ve bu bahsettiğimiz dezavantajların hiçbiri de Maglock için geçerli değil. Ayakları pedalda sabit tutabilmek için Maglock özel bir mıknatıs kullanıyor. Temizlemesi oldukça kolay ve saniyeler içerisinde ayağınıza yerleştirebiliyorsunuz. Maglock bir ayağın genel yapısı düşünülerek zekice tasarlanmış.
daha sürüşlerini daha emniyetli bir hale getiren bir pedal sistemi var. Maglock kiti içerisinde özel klipsler de bulunuyor. Bu klipsler de her türden bisiklet ayakkabısına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. En güzel özelliklerden bir tanesi ise kullanıcının mıknatısın gücünü dilediği gibi ayarlayabiliyor olması. Ding. Her yıl yüzlerce insan taşıma aracı olarak bisiklet kullanımına yöneliyor. Ancak arabaların sayıları ne yazık ki hala bisikletlerden oldukça fazla. Bu yüzden arabaların da yer aldığı trafikte özellikle de geceleri bisiklet kullanıcılarının işi bir hayli zorlaşıyor. Ding bisiklet ışıkları işte tam da bu problemi bir çözüme kavuşturabilmek için tasarlanmış. Ne kadar basit bir ürün olsa da kullanıcıların güvenliğini sağladığı kesin. Yolu aydınlatabilmek için cihaz LED ışık teknolojisini etkili bir biçimde kullanıyor. Ana ışıklar kullanıcının önünü aydınlatırken ek olarak takılabilen ışıklarsa yan kısımları aydınlatmaya yarıyor. Bu sayede bisikletin yolla buluştuğu kısım bile aydınlatılabiliyor. Genellikle bisiklet ve arabanın karıştığı kazalar özellikle dönüşlerde ve araç sürücüsünün bisikletliği fark edememesi sonucu gerçekleşiyor. Bu amaçla kullanılan standart ışık sistemleri sadece ön ve arka kısımları aydınlatabilme kapasitesine sahipler. Bu yetersiz ışıkların kullanımı da bisikletleri karanlık havalarda adeta görünmez yapıyor ve kazalara davetiye çıkmış oluyor. İşte tam da bu yüzden Ding ışık sisteminde fazladan eklenebilir ışıklar bulunuyor. Bu teknolojiyle birlikte bisikletli her bir açıdan fark edilebilir hale geliyor. Ding ışık sistemi içerisinde bir de yüksek renk işleme dizini bulunuyor. Sahip olduğu renk sıcaklığı ise tam olarak 5600 Kelvin. Gücü ise 400 lümen olarak ölçülüyor. Bu da floresan beyaz ışık ve standart gün ışığı arasında bir değere tekabül ediyor. Zone DPMX. Şu anda ekranda görüyor olduğunuz tasarımın tam anlamıyla tamamlanması yaklaşık 6 ay sürdü. Tasarım yapılırken kullanımı kolay, kullanışlı, dayanıklı, rahat ve uygun fiyatlı bir hız göstergesi amaçlanıyordu. Zone DPMX şu an için dünya üzerinde bisiklet üzerine değil de insan vücudu üzerine yerleştirilebilen tek hız ölçeri olarak biliniyor. Cihaz birbirine bağlı olarak bulunan iki farklı parçadan meydana geliyor. Kullanıcının ayakkabısının üst kısmına yerleştirilen ve yine üst kısımda bulunan parça yani sensör, bisiklet sürücüsünün ritmini ve dakikada kaç pedal çevirdiğini ölçebiliyor. Alt kısımda konumlanan ikinci sensör ise her bir çevirmede kullanıcının ayağıyla pedala uyguladığı baskıyı analiz edebiliyor. Cihaz bir bütün olaraksa aslında pedalların dönme hızını hesap ediyor. Daha sonra ise kaydettiği bu datayı eğer hali hazırda bir bağlantı varsa bisiklete aktarıyor. Cihazı alınabilir kılan en güzel detaylardan birisi de oldukça hafif olması. Öyle ki Zone DPMX'in toplam ağırlığı sadece 44 gram. Bu sayede sürüş esnasında bisikletli ayağına bağlı olan bu cihazın varlığını anlamıyor bile. Zone DPMX ayrıca su geçirmezlik özelliğine de sahip bir cihaz. Ve her mevsimde -10'dan 60 santigrat derece sıcaklığa kadar kullanıma uygun olarak tasarlanmış. Tek bir şarjla cihaz durmaksızın 15 saat boyunca kullanıma olanak sağlıyor. Cihazın şu an için piyasada iki farklı versiyonu bulunuyor. Biri sadece sol ayağa takılabilen, diğer tasarım iki ayağa da takılarak kullanılıyor.